Kızıl Melek hattaymış. Melek'cim. Efendim. Hayatım, annen burada Yusuf'a duygularını açıkladı. Hatta dedeni, anneanneni karşısına aldığını söyledi. Yusuf'a olan beğenisini dile getirdi. Sen ne diyorsun yavrum? Ben zaten annemin kararına hiçbir şekilde karışmıyorum. Yani saygı duyuyorum. Evet. Ama annem dedemi, teyzemi çok fazla değer veriyor. Onlara çok fazla takıyor. Ah, hatta canım. Biz akşamları konuşuyoruz. Ağlıyor, devamlı ağlıyor. Ah canım yani, benim. Ben de ulaşamıyorum. Yani çok fazla takmasın mı anneanneni, dedeni? Çok fazla onların dediğine bakmasın mı sence? Çok fazla dediğine bakmasın değil. Yani ben de anneannemler birazcık haksız bir şekilde tepki gösterdiler annemlere. Haksız annemlere buluyorsun sen dedenleri. Ah yavrum. Evet. Melek'cim. Haksız bulmuyorum tabii de. Melek'cim. Efendim. Annemin Yusuf'a olan duygularını destekliyorum. Annemi destekliyorum diyorsun değil mi yavrum? Annemi destekliyorum ama yani bu şekilde davranmasını destekleyemiyorum. Nasıl davranmasını istiyordun yavrum? Evet. Nasıl davranmalı annen? Nasıl davranmalı? Ne yapsaydın? Yani ben anneme zaten oraya giderken şey dedim. Kendini tanıt, seni anlayabilecek birinin sana talip olmasını iste. Hı hı. O kişiyi, sana talip olan kişiyi iyi tanı dedim. Çünkü yıllardır hiç kimseyi istemedi annem. Bizi büyütmek için, sadece bizim için. Ah, şimdi benim açıkçası benim evlenme kararımdan sonra yalnız kalma şeyine girdi. O yüzden evlenmek istedi. Hı. Ama bu yaştan sonra da annem çok duygusal bir insan, çok ilgi isteyen bir insan. O yüzden biraz daha böyle değerini bilen biri olsun diye ben istedim. Ama böyle hani Yusuf Bey'e kötü demiyorum ama bu şekilde bilmiyorum yani. Anlıyorum bazı canım, anlıyorum. Şeylerini ben de anlayamıyorum annemin televizyonda izlediğim zaman. Evet. İnşallah. Allah sana Allah ardından göklerden ağıt yağar yağmurlar. Ağlar sana ağlar ardında. Göklerden ağıt yağar yağmurlar. Dost yüzlü yalancılar kapında. Yalnızlık çırılçıplak koynunda. Gün yüzlü çiçek kokan yanakların, ninniyle umut veren dudakların, hiçbir şey de yok ana sıcaklığın, anam anam garip anam, sen yoksun yanımda kime dert yana, eller yana. Seda Hanım, lütfen annemle konuşturun beni. Tamam. Evet, tamam. Bir ara merak anneni etme. Bağlayacağız Huriye'cim. Tamam. Şimdi Yusuf. Şimdi yine Seda Hanım, en kötü şey yine şöyle, senin başına evet, geldi. Melek'le Huriye'nin arasında kaldım. Ben şunu şimdi özür diliyorum gerçekten. Söyleyeyim ben bunların de. Buradan kalkıp gitmeme sebebi hani pes ettiğim anlamına değil. Sadece ağladığı için, burada ağladığı için konuşsunlar açısından gittim. Ben Seda Hanım, seni tanımak istiyorum. Bak Seda Hanım, şunu söyleyeyim. Gerçekten böyle kişilerin evlenme ihtiyacı var. Kendisini bazı derim. Ben bunun... herkesin var. Herkes, canım, herkes burada evlenmiş. Herkes.
Şey tamam Yusuf, neticede söyle. Mehmet Bey vardı. Mehmet Bey de geçen gün bana şey yaptı Yusuf. Ya bırak Mehmet'ten, sana ne ya? Mehmet Bey vardı, Ahmet Bey vardı, yok öteki vardı, beriki vardı. Sen şimdi Melek'le mi çay içmek istiyorsun, Huriye'yle mi? Yoksa ikisiyle de içmek istemiyorum. İkisiyle beraber de çay içmek istemiyorum. Peki, buyurun.